Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde olasılığa bakacağız. Açıklamalar kısmında PDF linki var biliyorsunuz. Oradan PDF indirebilir veya PDF açıp soluna baktıktan sonra istediğiniz sorunun çözümünü izleyebilirsiniz. Ancak benim tavsiyem sizler arkadaşlar videonun tamamının izlenmesidir. Çünkü her soruda yapılan yorumların sizlere çok şey katacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar örnek uzayla başlayalım. Bir deneyde çıkabileceklerin kümesine örnek uzay denir ve genellikle arkadaşlar E ile gösterilir. Örneğin bir zar atma deneyinde örnek uzay arkadaşlar ne olacaktır? Birden 6'ya kadar olan rakamlar yani zarın üstündeki tüm sayılardan bahsediyoruz. Olay Olay nedir arkadaşlar? Örnek uzayın her alt kümesine bir olay denir. Örneğin yukarıda bir deney yaptık. Bir zar atma deneyi yaptık. Orada arkadaşlar tek sayı gelmesi bir olaydır. Ve asal sayı gelmesi bir olaydır. Ve arkadaşlar çift sayı gelmesi bir olaydır. Şimdi burada çift sayı gelme olayına A diyelim. Ve burada A olayın elemanları ne olur arkadaşlar? 2, 4, 6 olmaz mı? Ve A arkadaşlar E'nin nedir? Alt kümesidir Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaya imkansız, olanaksız olay, örnek uzay kümesine eşit olan olaya da arkadaşlar kesin olay denir. E'ye burada arkadaşlar kesin olay, boş kümeye de imkansız olay diyeceğiz. Bir olayın olasılığını arkadaşlar mesela A olayın olasılığını PA ile ifade edeceğiz. Ve bir olayın olasılığı arkadaşlar her zaman sıfırla bir arasında değer alır. Kesin olayın olasılığı birdir. İmkansız olayın olasılığı arkadaşlar sıfırdır. Yani olasılığın sonuçları arkadaşlar her zaman sıfırla bir arasında değerler gelir. Tabi sıfırla bir de olabilir. Ve burada arkadaşlar AB'nin alt kümesi ise A olayın olma olasılığı B olayın olma olasılığından küçük veya eşit gelir. A arkadaşlar E örnek uzayının bir olayı olsun. A'nın olmama olasılığını A üssü ile ifade edelim. Yani tümleyelim. O zaman arkadaşlar bir olayın olmama olasılığını bulmak için birden yani kesin olaydan olma olasılığını çıkarmamız gerekir. Yani olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı her zaman 1'e eşittir arkadaşlar. E arkadaşlar sonlu bir örnek uzay olsun. Buradaki elemanlar yani A1, A2, A3 gibi elemanların olasılıkları da arkadaşlar hepsi birbirine eşit ise E örnek uzayına arkadaşlar eş olumlu örnek uzay denir. Bir olayın olasılığını bulmak için arkadaşlar istenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı deriz. Yani örnek uzayın eleman sayısı. Yani istenen olayın eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısıdır. Bakın tekrar söylüyorum. Bir olayın olasını bulmak için arkadaşlar istenen durumların sayısını tüm durumların sayısına bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlk soruda arkadaşlar bir kurs merkezinde 8 farklı enstrüman dersi vardır. Ancak keman, bağlama ve gitar dersleri aynı saatte verilmektedir diyor. Yani 3 tanesi aynı saatte veriliyor dikkat edin. Aynı. 5 tanesi farklı saatlerde veriliyor. Evet. Bu merkezden rastgele iki enstrüman dersi seçen bir öğrencinin derslerin ikisine de katılabilir olma olasılığı kaçtır? Şimdi olasılık neydi? Nasıl bulunuyordu? İstenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı diyorduk. Değil mi arkadaşlar? Tüm durumlar nedir burada arkadaşlar? 8 farklı enstrüman var. Biz 2 tanesini seçeceğiz. O zaman 8'in ikili kombinasyonu tüm durumların sayısıdır. Hemen yaz onu paydaya. Şimdi istenen durumlara bakalım. 2 tane ders seçiyoruz ve bunların katılabilir olması gerekiyor. Nasıl katılabilir olur arkadaşlar? Aynı saatte verilen bu 3 ders var ya bu 3 dersten ya bir tane seçeceksin ya hiç seçmeyeceksin. Yani iki tane seçme şansın yok. O zaman katılamazsın zaten. Bir insan biliyorsunuz aynı anda birden fazla bir yerde bulunamaz değil mi? Hemen yapmamız gereken üç dersten hiç seçmiyoruz. O zaman farklı derslerden iki tane seçiyoruz. Veya 3 dersten aynı saatte verilen üç dersten bir tane. Evet farklı derslerden bir tane. Evet arkadaşlar bu da istenen durumların sayısı. Hesaplayalım. 10 artı 15 aşağısı da zaten 28 geliyor. Cevap buradan 25 bölü 28 olur. Ve arkadaşlar bir olayın olma olasılığını bulmak için biliyorsunuz olma olasılığı olmamasının toplamı 1'dir. Çünkü olasılık nedir? 0 ile 1 arasında değer alır. Bir kesin olaydır. 0 imkansız olaydır. Bunu hatırlayalım. Şimdi bir olayın siz olmama olasılığını bulup bunu birden çıkarırsınız. Olma olasılığını da bulursunuz. E olmama olasılığı nedir burada? Aynı saatte verilen sen iki tane seçersen bu olmama olasılığı. Yani katılamama olasılığı olmuş olur. O yüzden arkadaşlar 8'in ikili zaten tüm durum sayısı değişmez. Eğer 3 dersen 2 tane seçmiş isen bu da nedir arkadaşlar? Aynı saatte verilenlerden seçtin ya. Bu katılamama olasılığıdır. Sen bunu birden çıkarırsan katılma olasılığını rahatlıkla bulursun. Yani cevap 1-3 bölü 28'den 25 bölü 28 gelir. Bir diğer soru arkadaşlar. 6 farklı hediye 3 kişiye herkese en az bir hediye gelmesi şartıyla rastgele dağıtılacaktır diyor. Bu dağıtım sonucunda herkese eşit sayıda hediye gelmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi biz burada önce arkadaşlar tüm durumların sayısını bulalım. Bu hediyeler nasıl dağıtılacak? Herkese en az bir hediye verilecek. O zaman 1, 1, 4 şekilde dağıtılabilir. Bunların yer değişimini yapacağız. Başka 1, 2, 3 şekilde dağıtılabilir. Toplam 6 olacak bunu dikkat edin. Veya 2, 2, 2 aslında istenen durum bu. E, bunların hepsini tek tek bulalım. Önce ilk duruma bakıyorum. Burada arkadaşlar 6 farklı eden birini seçiyorsunuz. Birine veriyorsunuz. Çarpı geri kalan 5 farklı eden birini seçiyorsunuz. Diğerine veriyorsunuz. Zaten diğer de seçilmiş oluyor. yani seçim işi bitiyor. Bir de bunların yer değişimi de olabilir. Çünkü birinciye bir tane değil 4 tane de gelebilir. O zaman bu 1, 1, 4'ün yer değiştirmesi arkadaşlar 3 faktörel bölü 2 faktörel olur. 6 çarpı 5 30 çarpı buradan da 3 geliyor. 90 farklı durum buradan geliyor. İkinciye baktığımızda 6 farklı edilen birini seçiyoruz. Birine veriyoruz. Geri kalan 5 farklı edilen ikisini seçip birine veriyoruz. Geri 3 tane hediye kaldı. O da seçilmiş oluyor zaten. Onu da diğerine veriyoruz. Şimdi bu 1, 2, 3'ün yer değiştirmesi de olabilir tabii ki. Birinciye bir tane değil 3 tane gelebilir. O yüzden bu 3'ünün yer değişimi 3 faktöriyel olur. Oradan da 6 çarpı 10, 60 çarpı 3 faktör 6, 360 farklı durumda buradan gelir. Şimdi hepsinin eşit olduğu durum budur arkadaşlar. Bunu da bulalım. Bu da arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 2 tane seçiyorsunuz, birine veriyorsunuz. Sonra geri kalan 4 tane 2 tane seçiyoruz, diğerine veriyorsunuz. Zaten 2 tane kalıyor, onu da öbürüne vermiş oluyorsunuz. Bunların yer değişimi hep 2-2 olduğu için arkadaşlar bir şey değiştirmiyor. Daha doğrusu yani ikilerin yer değişimi yine aynı durum ortaya çıkardığı için burada bir şey değiştirmiyoruz eşittir diyoruz. Bu da arkadaşlar altın ikili kombinasyonu. 15 çarpı 4'ün ikisi de 6. 90 tane buradan geliyor. Bu arkadaşlar en son bulduğumuz 90 aslında istenen durumların sayısı. Tümü de zaten hepsi. Cevabımız o zaman 90 bölü arkadaşlar. Hepsini topladığımızda 540 yapıyor. Sadeleştirmemizi yaparsak cevabın buradan 1 bölü 6 geldiğini görürüz. Evet gençler bir diğer soruya baktığımda şekilde Kerem'in evi ile okulu arasında birbirini dik kesen yollar görülmektedir. Kerem evden okula en kısa şekilde bu yollardan rastgele birisiyle gidecektir. Şimdi bu yolları ben arkadaşlar kaç tane olduğunu nasıl buluyordum? Permütasyonu, tekrarlı permütasyonu kullanarak. O videoları izlemediyseniz mutlaka izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Permütasyon videolarını, kombinasyon videolarını mutlaka izleyin. Mutlaka arkadaşlar. Çünkü olasılık onlar olmadan olmuyor arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyorum. Tüm durumların sayısı. Ne yapacağız? Evden okula en kısa şekildeki yollardan birisiyle rastgele bunu götüreceğiz. Önce burada kaç tane yol var bunu görelim en kısa yolları. Aynı yöne gidenleri aynı harfle isimlendiriyordum arkadaşlar. Şöyle hatırlayın. 4 tane A aynı yöne gidiyor. Bakın aynı yöne yani aşağıya doğru gidiyor 5 tane B. Bu 4 tane A, 5 tane B toplamda 9 tane harfi düşünün. Bu gitti yollardan biri olmuş oluyor. Bakın şöyle gösteriyorum. Burada A'ları B'leri yer değiştirecek farklı yolları gösterebilirsiniz. E bunlar arkadaşlar tekrarlı permütasyonda bu değişimleri bulabilirim. E bu değişimler kaç tane ise o kadar farklı yol vardır. Hemen bunların yer değişimi 9 faktöriyel bölü 4 tane A kendi arasında yer değiştirmesi sonucu değiştirmiyor. 4 faktöriyel çarpı aynı şekilde B'ler 5 faktöriyel. Tekrarlı permütasyonla bu yolların tamamını bulduk. Şart ne? Bu yolun babasının iş yeri olan A noktasından geçme olasılığı. O zaman önce evden iş yerine kadar yani A noktasına kadar ayrı hesaplayacağız. Sonra A noktasından okula kadar olanı ayrı hesaplayacağız. Bunları çarpacağız. Çünkü önce evden iş yerine ve oradan okula. ve dikkat edin. Ne yapıyorsunuz? Bu durumları sayıları çarpıyorsunuz. Hemen bakalım. B, B diyoruz şöyle. Şöyle de A, A diyelim. Evet. Nasıl? E, kaç tane harf var? 5 tane. Onların yer değiştirmesi 5 faktörel. Aynı yöne gidenler 3 faktörel. B'ler için diğerleri için de A'lar için de 2 faktörel diyorum. Çarpı. Şimdi buradan e, iş yerinden okula. Hemen bakalım. B, B diyelim. A, A. Bu sefer de 4 tane. 4 faktörel bölü 2 faktörel çarpı 2 faktörel dedik. Bunlar da istenen durumların sayısı arkadaşlar. Sağ değiştirmeleri yapalım. Şimdi yukarıdaki ifade zaten 5'in ikili kombinasyonu aynı gelir. Yani 10. Diğeri 6. 10 çarpı 6. Aşağıda 9 faktörü açtınız arkadaşlar. 5 faktörle kadar 5 faktörler gitti. Ne kaldı? 9, 8, 7, 6 kaldı. 5 faktöre gitti ya. Bir de 4 faktörel duruyor. Yani 4, 3, 2, 1 diyelim. Şimdi buradaki 4 ile 2 çarpıp 8 ile sağ değiştirelim. Şu şekilde 3 ile de 9'u sağa değiştiriyorum arkadaşlar. 3 kalıyor. 6'la gitsin. Yukarıda 10 kaldı. Aşağıda da 3 ile 7 kaldı. Çarptım 21. Cevabımız demek ki 10 bölü 21'miş. Bu soruda arkadaşlar. Bir an okulunda sarı renkli küplerden oluşan 5 basamaklı bir oyuncağın demiş. Ancak ben birini kırmızıya boyadım arkadaşlar. Bu soru aslında çıkmış bir sorunun benzeri. Bunu değiştirdim. Olasılık sorusu yaptım ve güzel bir soru oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi en üst basamağında bulunan bir çocuk şekilde gösterilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istiyor. Bu çocuk ilk dört adımda bulunduğu küple ortak alete sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine, son adımda ise bulunduğu küple ortak alete sahip olan minderlerden herhangi birine zıplayacaktır. Buna göre bu çocuğun mavi mindere kırmızı küpten inmiş olma olasılığı yani kırmızıdan inecek buna dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar bu çocuk şu yandaki küpe tek farklı. Buna tek, buna tek, buna tek, buna tek farklı şekilde inebilir. Aynı şekilde bakın bunlar da tek farklı şekilde inebiliyor. Şu mindere de yine tek farklı şekilde iniyor. Şimdi aradaki küpe mesela birle bir ile bir, sağdan bir soldan yani iki farklı şekilde. Sonra alttakine bir ile toplamı 3, diğerine üç farklı şekilde. Dikkat ederseniz ne geliyor arkadaşlar? Pascal üçgenin satırları geliyor. Bir üç toplamı dört, üç toplamı altı, üç bir toplamı dört. Sonra 4 bir mindir yine bakın 5 farklı şekilde. Buraya 10 farklı şekilde. Diğer mindire 10, diğer mindire 5, diğer mindire 1 farklı şekilde. Şimdi bu en alttaki satırı elemanları toplarsanız arkadaşlar 2 üzeri 5 gelir. Yani 32 gelir. Burada zaten Pascal üçgenindeki her satırdaki o elemanların toplamı arkadaşlar 2'nin kuvvetleridir. Yani şu 2 üzeri 4 16'dır şeklinde. Şimdi e, burada Tüm durum minderlere, yani mavi minderlere, minderler var burada arkadaşlar. Onlara indiği nedir? Durum sayısıdır. Tümü zaten 32. İstenen de kırmızıdan inecek. Buraya dikkat edelim. Şimdi kırmızıya bu 4 farklı şekilde geldi. Şimdi bu kırmızıdan nasıl iner? Ya sağına inecek ya soluna olacak. 4 farklı şekilde o zaman sağa iniyor. 4 farklı şekilde sola geliyor. Şimdi zaten bakın solda ne var? 10 var. 6 ile 4'ü topladım. Çünkü 6 bir taraftan geldi 4 bir taraftan geldi 10 oldu. Ya da 5 nasıl oluştu? 4 bir taraftan geldi, 1 bir, bir taraftan geldi. Yani aslında kırmızıdan nasıl indi bu? 4 bir tarafa sağ, 4 bir taraf sol. Değil mi? O zaman arkadaşlar 4 artı 4. Yani 8 farklı şekilde mindire. Yani kırmızıdan ne yapıyor? Mindire iniyor. Cevap o zaman 8 bölü 32'den 1 bölü 4 olur. Bu soruda arkadaşlar 10 profesör ve aralarında Sağlık Bakanı'nda olduğu 5 bakan arasından rastgele 4'ü profesör ikisi bakan olacak şekilde 6 kişi seçilerek bilim kurulu oluşturulacaktır. A şıkkında neyi soruyor? Sağlık Bakanı'nda kurulda olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar rastgele profesörlerden 4 tane seçeceğiz. Bakanlardan 2 tane seçeceğiz. O zaman tüm durumların sayısı nedir? O'nun 4'lü kombinasyonu profesörlerin seçimi. Evet 5'in ikili kombinasyonu bakanların seçimi. İstenen ne? Sağlık Bakanı kurulda olacak. Profesörler için bir şart yok. 10 taneden rastgele 4 tane seçiyorsun. istenen durumlarda ama bakanların biri belli arkadaşlar. Siz geri kalan 4 bakandan birini seçiyorsunuz. 4'ün birlik kombinasyonu. Bu da arkadaşlar istenen durumların sayısı olur. Şimdi zaten bunun dörtlü kombinasyonları ne yapar? Birbirini götürür. Yukarısı 4 aşağısı 10. Cevap buradan 2 bölü 5 gelir. Şimdi 5 şıkkına bakalım. Belirli iki profesör ile Sağlık Bakanı'nda bu kurulda olma olasılığı. Zaten tüm durumların sayısı değişmediği için tüm durumları bir yazalım. Onun dörtlü kombinasyonu çarpı beşin ikili kombinasyonu. Şimdi istenene bakalım. İstenen de ne var? Belirli iki profesör kurulda olacak. E tamam o zaman onları kurulu aldık. Geriye kalan sekiz profesörden biz iki tane daha seçeceğiz. Çünkü iki tane var. İki tane daha seçersek dörde tamamlamış oluruz. Sekizlikli kombinasyonu çarpı. Bakan da kurulda olacak. E, bir bakan seçilmiş oluyor otomatik olarak. Siz bir tane daha seçeceksiniz. O da geri kalan bakanlardan. Yani dördün birlik kombinasyonu diyorsunuz. Hesaplarsak arkadaşlar 8'in 2'nin kombinasyonu zaten 28 çarpı 4 10'un 4'lü kombinasyonuna bakalım hemen. 19, 8, 7 bölü 4 farklı yani 4, 3, 2, 1 dedim çarpı 10. Sadeleştirmeleri yapalım hemen arkadaşlar. 4, 2, 8'i götürdü. 9 ile 3 saat işte burada 3 kaldı. Ee, 10 ile de şurada arkadaşlar 4'ü sadeleştireyim 2 gelsin. Şurada 5 bu 2 ile yine şu 10'u sadeleştirelim. 5. 7 ile de 28 sadeleştirelim. 4. Yukarıda ne kaldı arkadaşlar? Sadece 4. Aşağıya bakıyorum. 2 tane 5 var. 5 çarpı 5. 25. Bir de 3 var. Çarptığında 75 olur. Yani cevabımız 4 bölü 75'tir. Bu soruda gençler Ali ile Ahmet'in aralarında bulunduğu 6 kişilik bir grup sinemaya gitmişlerdir. Sinemada 6 kişilik yan yana olan koltuklara rastgele oturacaklardır. Hemen arkadaşlar tüm durumların sayısını bir yazalım. Rastgele 6 kişi. Ya yine diziyorsun yani. O da nedir? 6 faktöriyeldir. Şimdi istenen duruma bakalım. Ali ile Ahmet yan olup başta ve sonda olmama olasılığı. Şimdi Ali ile Ahmet arkadaşlar ne yapacağız? Paketleyeceğiz. Şöyle düşünün. Yani bir kişiyi bir düşüneceğiz. Ee, yanlarında iki kişi daha var. Unutmayın. Niye iki kişi var hocam? Orada normal toplam altı kişiydi. İki kişi ne yapacağız arkadaşlar? Seçip başa ve sona yerleştireceğiz. İsterseniz önce onu yapalım. Hemen iki kişiyi seçelim. Başa ve sona yerleştirelim. Tabi bunu yerleştirdiklerimiz ne yapacak? Yer değiştirebilecek. Çarpı 2 faktörel oradan geliyor. Sonra Ali Ahmet bir de yanlarında 2 kişi daha kaldı. Artı 2 de öyle diyelim. Yani bu 3 kişiyi nasıl sıralarız? 3 faktörel sıralarız. Bir de Ali ile Ahmet de yer değişebilir kendi arasında. Çarpı 2 faktörel de oradan geliyor arkadaşlar. Bu istenen durumların sayısı. Bunu da paya yazdık. Şimdi sadeleştirmeyi yapalım. 6 çarpı 2 çarpı 6 çarpı 2 geliyor. Aşağıda 6 Faktörü isterseniz şöyle açabiliriz. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöre 6 gider. Şu zaten 6 kere 4 24 var burada. Bu 24 zaten 4 faktörü arkadaşlar. Cevabımız 1 bölü 5 olur. Bu soruda gençler aşağıda 18 eş parça ayrılmış bir dairede. Daire dilimleri numaralandırılmış ve bazı dilimleri boyanmıştır diyor. Bu dairede boyalı olmayan daire dilimlerinden bazıları rastgele seçilerek boyanıyor. Boyalı dilimlerin sayısının tüm dilimlerin sayısının oranı 5 bölü 6 oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya bakın. Burada 18 tane daire dilimi yok mu? O zaman şu 5 bölü 6'yı paydası 18 olacak şekilde genişletin. Hemen genişlettim. Ne gördüm? 15 bölü 18'i gördüm. Yani bazılarını seçtim, boyadım. O zaman boyalılar arkadaşlar 15'e çıkması lazım. Bakın boyalılar 15'e çıkması lazım. Bakıyorum 10 tane boyalı var. Yani ben 5 tane daha boyamam lazım. Rastgele seçip boyayacağım. Kaç tane boyası var? 8 tane. O zaman 8 taneden herhangi 5'ini seçiyorum ve boyuyorum. Bu işte 8'in 5'li kombinasyonu tüm durumların sayısı. Şimdi gelelim istenene. Hemen şöyle rengi değiştiriyorum. Diyor ki 3'ün katı yazılı olan daire dilimlerinin tamamının boyanmış olma olasılığı. Hemen 3'ün katlarına bakalım. 3 boyalı, 6 boyasız, 9 boyalı, 12 boyalı, 15 boyasız, 18 boyalı. Şimdi iki tanesinin boyalı olmadığını görüyoruz. Şimdi ben 8 taneden 5 tane seçeceğim ya. Ama burada iki tanesi yani 6 ile 15'i kesin boyamam lazım. O zaman arkadaşlar bu 8'den önce 2'yi seçeyim. Yani 2'yi çıkarayım. 6 tanesinden seçim yapacağım. Ama kaç tane seçim yapacağım? Normalde 5 tane boyamam gerekiyordu. İkisini atıyorum. 3 tane seçim yapacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar bu ikisi yani 6 ile 15 boyalı olacak ki 3'ün katları tamamen boyalı olsun. O zaman bu ikisini kesin boyamamız lazım. Siz geri kalan 6 taneden 5 beş tane seçmeniz gerekiyor toplamda boyamanız için. Bu ikisinin yanına 3 tane seçmeniz lazım. Yani 6'nın 3'lü kombinasyonu kadardır istenen durumların sayısı. Bu da arkadaşlar 6'lı 3'lü kombinasyonu zaten 20 yapar. 8'in 5'li kombinasyonu ile 8'in 3'lü kombinasyonu aynıdır. 8'in 3'lü kombinasyonu da neydi? 8, 7, 6 bölü 3 faktörel değil. Hemen buradan 56 olduğunu görürsünüz. Hemen 56 da yazalım. Sadeleştirme de yaparsak arkadaşlar 4 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 14 olduğunu görürüz gençler. Bu soruda gençler birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik ve 2 kimya kitabı bir rafa yan yana rastgele dizen demiş. Murat'ın aynı dersin kitaplarını bir arada dizmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada önce tüm durumların sayısını bulalım. Tüm durumlar nedir? Bu da 9 tane kitap var ya burada toplamda. Bu 9 kitabın rastgele yan yana dizilmesi. O da nedir arkadaşlar? 9 faktöriyel. Yani. Bu tüm durumların sayısı. Şimdi İstenen durumların sayısına bakalım. Ne diyor? Ne istiyor arkadaşlar? Aynı dersin kitapları bir arada. O zaman hemen aynı dersin kitaplarını paketle. 4 matematik, 3 fizik, 2 kimya. Paketle derken ki arkadaşlar yani bir arada tut. Şimdi bunları birer kitap gibi düşün. Toplamda kaç kitap gözüküyor? 3 kitap. 3 kitabı sen nasıl sıralarsın yan yana? 3 faktöriyel şekilde sıralarsın. Sonra bir arada olanlar yani paket dediklerim. Onlar da kendi arasında yer değiştirebilir. Onların da kendi arasında yer değiştirmesine dikkat edin. 4 faktöriyel matematikler, 3 faktöriyel fizikler, 2 faktöriyel kimyalar olur. Bu da istenen durumların sayısıdır. Cevabımız bu. Hemen sadeleştirmeyi yap. 9 faktörü aç. 9 8 7 6 5 4 faktöriyel diye. Zaten 4 faktöriye gidecektir. Şöyle gösterelim. 3 faktöriyel 6, diğeri de 2 Evet şimdi burada sadeleştirmemizi yaparsak arkadaşlar 6'ların bir tanesini götürelim. 6 ve 8'i sadeleştiriyorum. Burada 2 şey 3 aşağıda 4 kalıyor. 2 ile 4'ü sadeleştirip 2 geliyor. 9'a da 3'ü sadeleştirdim arkadaşlar. Aşağıda 3 kaldı. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da arkadaşlar 6 çarpı 7 çarpı 5 var arkadaşlar. O da 210 yapar. Yani cevabımız 1 bölü 210'dur. Bir diğer soruya baktığımızda arkadaşlar Soru size tanıdık gelebilir. Evet. E, permütasyon ve kombinasyon videolarımı seyretmişseniz, oradaki e, soruların arkadaşlar benzerleri. Ne yaptım? Oradaki permütasyon ve kombinasyon sorularını burada olasılık sorusu haline getirdim. Aradaki bağıntıyı daha rahat görmeniz için gençler. Şimdi burada ne diyor? Ahmet'in oyuncak helikopteri en az 3'ü dolu olan 4 pille çalışmaktadır. Ahmet diyor, 6'sı dolu, 3'ü boş olan aynı marka toplam 9 pilli bu helikopteri çalıştırma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi ben ne yaparım? 9 pilden herhangi 4'ünü seçerim. Bu tüm durumların sayısıdır. Burada bazı durumlarda çalışır. Bazı durumlarda çalışmaz. Bizden isteyen çalışabilir olduğu durum. Hemen ne yapıyoruz? 6 tane doludan en az 3 tane seçmeniz gerekiyor. Çalışması için. Yanına bir tane de boş bir seçebilirsiniz. 3 tane boşumuz vardı. 3'ün birlik kombinasyonu dedim. Veya araya artıyı koydum. E, hepsi dolu olsa olmaz mı? Olur. Ne yapacaksınız? O zaman dolu dolu pillerden 4 tane de seçerseniz yine bu helikopter ne yapılır? Ne yapar? Çalışır arkadaşlar. Cevabımız bu. Düzenlersek altın üçlü kombinasyonu 20 çarpı 3. Öbürü de altın 4'lüsüyle ile altın ikilisi aynıydı. Altın ikilisi 15 olduğu için oraya 15 yazıyorum. Bölü 9'un dörtlüsünü hesaplayalım. 9, 8, 7, 6 bölü 4 faktöriyel. Yani 4, 3, 2, 1 dedim sadeleştirmemi yaptım. 8'i götürdük. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3 kaldı. Yukarısı 60 artı 15'ten 75 kilo. Alttaki de 3 çarpı 7 çarpı 6. Bunu çarpmayayım. Önce bir sadeleştirme yapalım. 3 ile 75'i sadeleştirdik arkadaşlar. 25 oldu. Yukarısı cevabımız 25 bölü 6 kilo 7 var. Gördüğünüz gibi 42 olur. Bir diğer soruya baktığımızda gençler 9 kişilik bir grupta 5 kişi aynı boydadır. Bu 9 kişi rastgele yan yana düz bir şekilde sıralanacaktır. Şimdi 9 kişinin yayına sıralanması arkadaşlar 9 faktöriyeldir. O payda istenen durum değil de bu tüm durumları sayısız dikkat edelim. Bunu hemen payda yerleştirdik. Bu sıralanma sonucunda soldan sağa küçükten büyüğe doğru. Bakın soldan sağa olacak küçükten büyüğe doğru bir sıralamanın oluşmuş olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar bunların boyların hepsi farklı olsaydı bu tek durum olurdu. Yani cevap 1 bölü 9 faktörü olurdu. Ancak bakın burada 5 kişi aynı boyda değil mi? O zaman bu sıralamada sen küçükten büyüdü o 5 kişi yan yana geldi bu aynı boyda olanlar. Bunlar kendi arasında yer değişse boy sıralaması değişmez. O yüzden o 5 kişinin yer değişimi kadar olacak istenen durumların sayısı. Yani cevabımız 5 faktörel bölü 9 faktöreldir diyoruz. Ama sadeleştirmek isterseniz hemen 5 faktörleri götürün. Yukarıda 1 kalır aşağıda 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 kalır. Buna çarptığımızda 1 bölü 72 çarpı 42 diyelim. O da arkadaşlar ne yapıyor? 3024 olur. Bu soruda gençler bakın sayısının rakamlarının yerlerini değiştirmesiyle 7 basamaklı birbirinden farklı bütün sayılar birer kağıda yazılarak özdeş çekiş toplarının içine konuluyor. Şimdi arkadaşlar o zaman biz bu topların sayısını bulmak istiyorsak Yapmamız gereken nedir? 7 basamaklı kaç tane sayı bulabiliriz? Hemen onu bulalım isterseniz. O da tüm durumların sayısı olacak. Onu payda yazalım. Şimdi buradaki 7 tane rakamın yer değiştirmesi 7 faktöriyeldir. Bölü ancak bakın ikilerin kendi arasında yer değiştirmesi bir şey değiştirmiyor. Böyle 2 faktöriyel. Sadeleştiriyorsunuz. Sıfırlar için de aynı. 3 tane 3 var. Onların yer değiştirmesi 3 faktöriyel. Yani aynı sayıların kendi arasında aynı rakamların kendi arasında yer değiştirmesi arkadaşlar ne yapmıyor? Sayıyı değiştirmiyor. Tekrarlı permütasyonu hatırlayalım. Şimdi tabi bunların hepsi arkadaşlar ne 7 basamaklı olmayacaktır. Çünkü bazıların başına 0 gelecektir. Siz ne kadarı 0 değil? Hemen bakın burada 7 tane rakam var. 2 tanesi 0, 5 tanesi 0 değil. O zaman 7 de 5'i 0'la başlamaz. Biz de 0'la başlamayanları aldığımız zaman 7 basamaklı olur. Evet bu tüm durumların sayısı arkadaşlar paydamız. Şimdi paya geçelim. İsterine bakalım. Rastgele çekilen bir topun içinde 2 ile başlayıp 0 ile biten diyor. Şimdi 2 ile başlayacak 0 ile bitecek. O zaman 2'yi başa 0'ı da sona sabitlediğinizi düşünün arkadaşlar. Şimdi arada ya. Siz ne yapacaksınız? Ee, rakamları yazacaksınız. Geriye kaç rakam kaldı? Bakın 0 ile 2'yi birer tanesini attınız. 5 tane rakam kaldı. 5 rakamın yer değiştirmesi kendi arasında 5 farklıdır yani. Şimdi 2 ile 0 gittiği için orada birer tane 2 0 kaldı. Onları e, yer değiştirmesi farklı mı? Ortaya çıkıyor ama 3'lerin yer değiştirmesi farklı bir Ortaya çıkar mı? güçlerin kenar arasında yer değiştirmesi 3 faktör diyoruz. Bu da istenen durumların sayısı. Şimdi paya bakıyoruz. Sadeleştirme yaptığınızda 5 faktörü 3 faktöre böldüğünüz zaman arkadaşlar isterseniz açabilirsiniz. 5 yani çarpı 4 çarpı 3 faktöre 3 faktöreler gider. Oradan 20 gelir. Aşağıya bakalım. Sadeleştirme yapalım. 7 Yedi faktöre ile 7'yi sadeleştirin. 6 faktöre kalsın. 6 faktöre 6 çarpı 5 faktöre diye düşünürseniz Alttaki 3 faktörel zaten 6'dır. 6 Altı faktörel sadeleştirirseniz yukarıda 5 faktörel kalır. Sonra 5 faktörel arkadaşlar. Şurada 2 çarpı 2 4 var. Onu sadeleştirirseniz yani 120 bölü 4'ten cevap 30 gelir. 5 çarpı 30 olur payda arkadaşlar. 5 çarpı 30. Yukarıda ne vardı? 20 var. İsterseniz şu 5'leri de götürün. Fark etmez. Şöyle. Ne kaldı şimdi? 4 bölü 30 kaldı. Onu da sadeleştirirsem cevap oradan 2 bölü 15 olur. Bir diğer soru arkadaşlar. Bakın burada barkod ile ilgili bilgiler var. E, spor giyim mağazasında kasir olarak çalışan simge ödemesi yapılmak isteyen ürünün demiş. Ürün kodunun bazı rakamların okunmadığını görüyor. Gördüğünüz gibi burada 3 tane rakam okunmuyor arkadaşlar. Ne diyor? E, bu ürün kodu ile ilgili bazı bilgileri hatırlamaktadır simge. Sinir rakamlar barkoddaki diğer rakamlardan farklıdır. Sinir rakamlar soldan sağa küçükten büyüğe doğru sıralanmaktadır diyor. Barkod numarasını kasa yazarak girmek isteyen simge yukarıdaki belirtilen şartlarda rastgele bir numara girdiğinde doğru kodu yazmış olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar zaten doğru kodu orada bir tanedir. O yüzden istenen durum sayısı birdir. Buna dikkat edin. Biz bu şartlarda kaç tane sayı var ona bakalım. Şart ne? Farklı olacak. Yani oradakiler olmayacak. Ne var orada bakıyorum. 9 olmayacak. 7 olmayacak. 5 olmayacak. 8 olmayacak. Geriye arkadaşlar kaç tane kaldı? 6 tane rakam kaldı. Bu 6 rakamı bir de sıralama olacak. Dikkat edin. Şu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralanması lazım. Siz ne yapıyorsunuz? 6 rakamdan herhangi üçünü seçseniz. Örneğin desem ki ben size 2'yi orada olmayan ne var işte 3'ü ve 1'i seçtiniz. O zaman arkadaşlar yazabileceğiniz yani bu şartta yazabileceğiniz tek bir sayı var. O da 1, 2, 3'tür. Yer değiştiremiyoruz çünkü küçükten büyüğe doğru sıralanması gerekiyor. O zaman her üçlü seçim siz arkadaşlar bir tane bu şartı sağlayan sayı veriyor. O zaman altı tane rakam kalmıştı. Altı rakamdan herhangi üçünü seç işi bitir. Yani yazabileceğiniz zaten altın üçlüsü kadardır. O da 20 tane. Cevabımız 1 bölü 20 olur. Bu soruda gençler x, y, z doğal sayılardır. Hemen şöyle doğal sayılardır. Altını çizelim. Şimdi denklemini sağlayan demiş. Bakın burada üçünün toplamı 9. x, y, z sıralı üçlerin hepsi özdeş kartlara yazılıp kartlar ters çevriliyor. Rastgele çekilen bir kartın diyor. Üzerinde yazan sıralı üçlünün birinci bileşenin 5 olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar. Burada önce biz kaç tane x, y, z sıralı üçlüsü geliyor onu bir bulalım. Bunu nasıl bulduk hatırlarsanız. 9 tane 1 yazıyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra bunu 3'e ayıracaksınız. Bunun için iki tane ayraç kullanıyorsunuz. Mesela şuraya bir ayraç attım. Şuraya bir ayraç attım. X'e ne vermiş olduğunuz? 3. Y'ye ne vermiş olduğunuz? 5. Z'ye de arkadaşlar 1. Yani oluşturduğunuz üçlü 3, 5, 1. Bunun gibi farklı üçlüler buradaki ayraçların ve birlerin yer değişimiyle ortaya çıkacaktır. Değil mi? O da neydi arkadaşlar? Bakın 9 tane 1 var. 2 tane ayraç var. 11 elemanın yer değiştirmesi. Tekrarlı permütasyonu hatırlayın. 11 faktöriyel. Bölü birlerin kendi arasında yer değiştirmesi 9 faktöriyel. Çarpı araçların kendi arasında yer değiştirmesi 2 faktöriyel. Yani bu tüm durumların sayısı arkadaşlar. Burada 11 faktöriyel 9 faktöriyel böldüğünüz zaman 11 çarpı 10 kalır. 9 faktöriyel gitti zaten. Bölü 2 dediğinizde 10 ile 2 sadeleştirdiniz. 5 55 gelir. Bu 55 arkadaşlar tüm durumların sayısı. Yani paydaya gel 55'i yaz. Şimdi istenen durumlara bakıyoruz. İstenen durumda nedir arkadaşlar? Birinci bileşenin diyor 5 olma olasılığı. Şimdi birinci bileşen 5 ise o zaman arkadaşlar siz denklemde şimdi biz ne yapıyoruz? Birleri dağıtarak veriyoruz ya sayıda. X'e ne yapmanız lazım? 5'i vermeniz lazım. Yani 5 garantileyecek. Siz sadece y ile z'yi dağıtım yapacaksınız. O da nasıl dağıtacaksınız? Yine kaldı? 4. O zaman 4 tane biri dağıtacaksınız y ve z'yi. E, bunu y ve z yani 2 ayırmanız lazım. 2 ayırmak için ne yapıyoruz? Bir ayraç kullanıyorsunuz. Mesela şöyle tek ayraç. İşte y'ye 3 verdiniz, z'ye 1 verdiniz gibi. Ayraç başka yere gitti. 2'ye 2 ya da 4'e 0, 0'a 4 gibi arkadaşlar. Ayraçla burada birler yer değiştirerek işte o durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi bakın burada 4 tane 1 var. Bir tane ayraç var. Toplam 5 eleman. 5 eleman 5 faktöreldir. Bölü 4 tane 1 4 faktörel. Aslında çok fazla durum yokmuş gördüğünüz gibi. Sadeleştirdiğinizde 5 farklı durum ortaya çıkıyor. Bu da istenen durumların sayısı. Bakın x sabit 5. x'e 5'i verdiniz. Siz sadece y ile z'ye vereceğiniz değerleri buluyorsunuz. İsterseniz hani az olduğu için tek tek de verebilirsiniz. Ama bunun daha fazla daha büyük sayılar olduğunu düşünürseniz bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İstenen durumların sayısı da 5. Cevabı o zaman 5 bölü 55'den 1 bölü 11 olur. Arkadaşlar. Bir diğer soru arkadaşlar. Şekilde üçgen üzerinde bulunan 12 noktadan seçilen 3 noktanın birleştirilmesiyle demiş oluşan şeklin üçgen olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar. Rastgele 3 nokta seçtin. 12 tane 3'ünü 3 üç tane seçersen 12'nin 3'lü kombinasyonu tüm durumların sayısı olur. Ama bunların bazıları üçgen değildir. Ne yapacağız? Üçgen olmayanları çıkartacağız. Kimden? 12'nin üçlü kombinasyonundan bunları çıkarıyorsunuz. Kim bunlar? Doğrusal olan noktalardan seçilen 3 nokta. Şimdi bakıyorsunuz bu doğru üzerinde gösterdim. Doğru üzerinde 5 tane nokta var. 5'in üçlü kombinasyonu çıkar. Çünkü bunlar da üçgen oluşturmaz. Diğer doğru üzerinde 6 tane. 6'ın üçlüsünü çıkar. Üçgen oluşturmaz. Diğer doğru üzerinde 4 tane. 4'ün üçlü kombinasyonu çıkar. Gitsin. Bunlar üçgen oluşturmaz. Bakın köşeleri iki farklı doğruda da alıyorsunuz. Çünkü o köşelerin farklı doğrularda oluşturduğu üçlüler farklıdır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi 12'nin üçlü kombinasyonu neydi? 12 çarpı 10 çarpı 11 bölü 3 faktörel yani 6. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. Kaldı burada 2. Yani demek ki 220 paydamız. O zaman 220'den kimi çıkartacağız? 5'in üçlüsü 10, 6'ın üçlüsü 20, 4'ün üçlüsü 4. Çıkardığımızda ne geliyor? 186. Bunu da 2'ye bölelim ne geliyor? 93 bölü 110 cevabımız olur. Bir diğer soruya baktığımızda arkadaşlar şekilde diyor birbirine paralel yatay 6 ve dikeyde 5 paralel doğru vardır. Yukarıdaki şekilde seçilen bir paralel kenarın taralı alanın tamamını kapsayan bir paralel kenar olma olasılığını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar paralel kenar sayısı tüm durumların sayısıdır. Paralel kenar sayısını bulmak için yataydan 2 tane Dikeyden 2 tane seçiyorduk. Altın ikili kombinasyonu çarpı 5'in ikili kombinasyonu size paralel kenar sayısını verecek. 2 tane yata, 2 tane dikey aradaki şekil paralel kenar olur. Şimdi istenen de taralı alanı kapsaması gerek. O zaman taralı alanın sağından bir tane bakın 3 tane var. Sağından bir tane seçiyorsunuz. Solundan bir tane seçiyorsunuz. Solunda zaten tek var. Onu seçeceksiniz mecbur. Üstünden bir tane bakın üstünde iki tane doğrumuz var. Bir tanesini seçiyorsunuz. Altından bir tane bakın altında üç tane doğru var. Üç taneden birini seçiyorsunuz ki bu arkadaşlar alan arada kalsın. Şimdi bu da istenen durumların sayısı. Hemen çarpma sağ değiştirme yapacağım arkadaşlar. Altın ikili kombinasyonu biliyorsunuz 15. Beşin ikili kombinasyonu 10. 15 ile 3'ü sağ değiştirdim. 5, 2 ile 10'u sadeleştirdim. 5 yukarıda 3, aşağıda 25 kaldı. Cevabımız 3 bölü 25 olur. Bir diğer soru arkadaşlar. Şekil bir birim karelik 32 kareden oluşmaktadır. Şu şekilde rastgele seçilen bir karenin alanın 9 birim kare olma olasılığını bulunuz. Şimdi kare sayısı nasıl bulduk hatırlarsanız. Yatayda 8 dikeyde 4 tane kare var arkadaşlar. Bir birimlikten bahsediyorum. 8 çarpı 4, 32 tane bir birim karelik. Yani kenarı 1, alanı 1 olan kareler var. Bu zaten bize soruda veriliyor. Şimdi hatırlarsanız yine permütasyonda bunu anlatmıştık. Birer azaltıyorduk. Neden birer azaltıyorduk? Burada 2'ye çıkardığımızda kenar sayısını arkadaşlar kare sayısı ne yapıyor? Azalıyordu. Bir azaltıyoruz. Her ikisi de şu 7 mesela. Diğeri de 3 yapın. 7 çarpı 3. 21 tane bir kenarı 2 alanı 4 birim kare olan kare var. Birer azaltalım. 6 çarpı 2 12 tane Kenarı 3, alanı 9 birim kare olanlar var. Yine birer azaltalım. 5 çarpı 1, 5 tane de. Kenarı 4, alanı da 16 birim kare olan kare var. Başka da kare yok zaten arkadaşlar. Şimdi toplayalım. Tüm karelerin sayısını bulalım. O da ne yapıyordu? 53, 65, 70 tane burada kare olduğunu görüyoruz. Şimdi bu tüm durumların sayısı. İstenen ne arkadaşlar? alanı 9 birim kare. Zaten onu bulduk. Bakın kaç tane var? 12 tane var. Cevabımız o zaman 12 bölü 70 olur. Sadeleştirmemizi yapalım. Hemen bunu arkadaşlar 2 ile sadeleştirdiğimde 6 bölü 35 geldiğini buradan görebiliriz. Bir diğer soru arkadaşlar. Hilesiz bir çift zarın demiş. Atılması deneyinde A şıkkı üst yüze gelen sayıların farklı olma olasılığı. Şimdi biz önce A şıkkını şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Bir çift zar attınız. Kaç farklı durum söz konusu? O da 6 üzeri 2'den 36 farklı durum söz konusudur arkadaşlar. Neden dersiniz? Çünkü ilk zar 1 gelebilir. ikinci zar 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip yani ikinci zarı değiştirerek 6 farklı durum oluşturabilirsiniz. İlk zarı 2 yazın. ikinci zarda yine 6 farklı durum. Yani kısacası 6 tane 6, 36 farklı durum söz konusudur. O yüzden paydamız 36'dır. Şimdi istenen ne? üst düzeye gelen sayıların farklı olması. Şimdi arkadaşlar aynı olanlar daha azdır. Kim bunlar? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Yani 6 tane. Siz tümünden aynı olanları çıkarırsanız gelen neler kalacak? Farklı olanlar kalacak. O yüzden cevabımız 36 bölü 30, şey 30 bölü 36. Yani bunu da sadeleştirirsek 6 ile arkadaşlar 5 bölü 6 olur. 5 şıkkına geçelim arkadaşlar. Önce bunu bir silelim. B hakkında üst yüze gelen sayıların toplamının en çok 7 olma olasılığını bulunuz demiş. Şimdi burada önce size bir not vereceğim. Bu not işinizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Şöyle düşünün. İki zar attınız. Üst yüzlere gelen üst yüze gelen sayıların toplamı en az ne olabilir? Toplam en az 2 olabilir, değil mi? O yüzden toplamları şöyle gezeceğim. 2 olabilir, başka 3 olabilir, 4 olabilir, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 olabilir. Sayıları toplamı 2 olan sadece 1 ve 1'dir. Yani 1 tane. 2 olan arkadaşlar, şey pardon, 3 olan 2 tanedir. 1 2 ile 2 1'in toplamı gibi. 4 olan 3 tane. 5 olan 4 tane. Bu şekilde birer artarak gidiyor arkadaşlar. 5 tane, 6 tane. Burada zirve yapıyor sonra tekrar düşüyor. 5 tane, 4 tane. 3 tane, 2 tane, 1 tane. O da 6 6'dır. Bu şekilde. Şimdi ben böyle tek tek bulmaktansa yani şimdi 2 olan kaç tane var, 3 tane olan kaç tane var bunları tek tek düşünmektense bunu eğer bilirseniz işiniz daha kolay olur. Şimdi benden ne istemiş bu? En çok 7 olma. Yani o zaman toplamı 2 olabilir, 3 olabilir, 4, 5, 6, 7. Yani şunları istiyor. Bunların sayıları arkadaşlar aşağıda yazıyor bakın. Şunları toplayacaksınız. Kaç tane? 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı. Nedir o da? N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 gelir. Yani 21 tane istenen durum var. E tüm durum zaten idi bir çift sarda. O zaman cevabımız 21 bölü 36 olur. Sadeleştir 3 ile 7 bölü 12'dir. Bir diğer soru arkadaşlar. Köşeleri bir çember üzerindeki diyor. 8 farklı noktadan seçilen bir çokgenin altıgen olma olasılığını bulunuz. Şimdi arkadaşlar. Çember üzerindeki herhangi 3 noktayı seçtiğinizde bu doğrusal değildir. O yüzden herhangi üçünü seçin üçgen oluşur. Herhangi dördünü seçin dörtgen oluşur. Biz buradaki çokgen sayısını bulmak için biliyorsunuz çokgenin e, olabilmesi için bir şeklin en az 3 kenarı olması gerekiyor değil mi? Kapalı bir şekil. O yüzden 8 taneden 3 tane seçiyorsunuz üçgen sayısını. 4 tane seçiyorsunuz dörtgen sayısını. Bu şekilde devam ediyorsunuz. 5, 6 en fazla ne yapabilirsiniz? Sekizgen sayısı oluyor. Yani sekizgen yapabilirsiniz. Şimdi 8 tane nokta var. Bu tüm durumların sayısı. Yani olabilecek tüm çokgenlerin sayısı. İstenen ne? Altıgen. Altıgen olması için ne yapmanız lazım? Sekizin altılı kombinasyonunu bulmanız lazım. Kaç tane? altıgen olduğunu buradan bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki ifadeye dikkat edin. Bu tamamı olsaydı 2 üzeri 8 olacaktı. Kim yok burada? Sıfırlı kombinasyon yok. Birli yok. Bir de ikili yok. Bunları toplayalım ve bu 2 üzeri 8'den çıkaralım. 8'in sıfırlısı 1. Birlisi 8. ikili kombinasyonu da 28. Topladım. 36, 37 yaptı. Yani 2 üzeri 8 eksi 37. Pay kısmı da 8'in 6'lı kombinasyonu. Bu ikili kombinasyonuyla aynıdır. O da 28 olur. Üst taraf 28, alt taraf 256'dan 37'yi çıkaralım arkadaşlar. O da ne yapıyor? 219 olur. Cevabımız arkadaşlar.